Merhaba arkadaşlar. Polinom sorularımıza devam ediyoruz. Bugünkü yayınımız Karekök Yayınları. Gerçekten Karekök Yayınları'nda bayağı orijinal sorular var. Birinci sorumuzla başlayalım. Her x gerçel sayısı için a x üzeri 4 artı b x küp artı c x kare artı d x artı e eşittir x kare eksi 1 çarpı falan filan denilmiş ve bize a, c ve e toplamı kaçtır deniliyor. Şimdi arkadaşlar yani matematiğin özü nereye odaklanacağınızı bilmek ve ne yapacağınızı kestirebilmektir. Şimdi baktığımızda soru çok karışık gibi duruyor. Fakat ACE denilen şeyler ne? Bakın ACE denilen şeyler A x üzeri 4'ün, C x karenin ve E sabit terimin ifadesi. Pekala, sabit terimin katsayısı, yani sabit terim diyelim. Şimdi burada arkadaşlar bizden aslında sorulan şey çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Pekala, hatırlayalım. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını biz nasıl buluyorduk? P1 artı P eksi 1 P eksi 1 bölü 2 şeklinde buluyorduk. Pekala, biz P1 dediğimizde bakın x kare eksi 1 x yerine burada 1 yazarsak burası 0 olur ve dolayısıyla bu ifade gider. Sonuçta ne kalır? 3x artı 15 kalır. X yerine 1 yazdığımızda 3 artı 15'ten 18 oldu arkadaşlar. Şimdi bize P eksi 1 lazım. P eksi 1 de yine burayı yok edecektir. Eksi 1. Eksi 3 15 daha artı 12 yapar. Bunları toplayıp 2'ye böldüğümüzde 30 bölü 2'den 15 olur cevabımız. İkinci sorumuz arkadaşlar. X üzeri 4 artı x küp eksi 2 üzeri 6 eşittir a0 a1 x falan filan şeklinde bir polinom verilmiş. Olduğuna göre a0 artı a2 artı a4 art nokta nokta a24 bölü a1 a3 a5 a23 oranı kaçtır diyor. Az önceki sorudaki gibi dikkat ederseniz arkadaşlar bize sorulan şey yukarıda çift dereceli terimlerin katsayıları var. Aşağıda da tek dereceli terimlerin katsayıları var. Yani adam bizden şunu istiyor. P1 artı P eksi 1 bölü 2 bölü P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Burada bölü 2'ler birbirini götüreceği için P1 artı P eksi 1 bölü P1 eksi P eksi 1 ifadesinin değeri isteniyor bizden. Pekala, P1'i bulalım. Şimdi burada P1'i klasik polinomumuz bu. X üzeri 4 artı x küp eksi 2 üzeri 6. Şimdi x yerine 1 yazdığımızda 1 artı 1 eksi 2'den 0. 0 üzeri 6 0 olur. Sonra da x yerine eksi 1 yazdığımızda 1 eksi 1 eksi 2. Bu bunu götürür. Eksi 2 üzeri 6'da 64 olur. Pekala, P1 artı P eksi 1 yani 0 artı 64 bölü P1 eksi P eksi 1 0 eksi 64. Dolayısıyla 64 bölü eksi 64'ten cevabımız eksi 1 bulunur. Sıradaki sorumuz baş kat sayısı 1 olan bir Px polinomu için P2x artı 1 eksi 2Px eşittir AX üzeri N artı nokta nokta K eşitliği veriliyor. Buna göre a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar baş katsayısı 1 olan bir px polinomu. Yani bilmiyoruz ama bu px tahminen işte x üzeri n artı işte 5 x üzeri n eksi 3 bilmiyoruz. Böyle devam edebilir. Nedir bilmiyoruz ama şimdi p2x artı 1 ne olacak? X yerine 2x artı 1 koyacağız. 2x artı 1 üzeri n eksi 2 çarpı böyle devam etsin umurumuzda değil. Bizim için önemli olan şey buradaki x üzeri n'nin katsayısı. 2 çarpı px yani x üzeri n olacak. Pekala, biz burada n'yi dağıttığımızda 2 üzeri n çarpı x üzeri n gibi bir ifade eksi 2 çarpı x üzeri n gibi bir ifade gelir. Buradan da arkadaşlar biz bunu x üzeri n parantezine alsak 2 üzeri n eksi 2 olur. Buradan şıklardan biz 2 üzeri n'nin 2 eksiğini arıyoruz. Mesela 3 5 eksi 2'dir. 5 diye 2 üzeri hani 2 üzeri n hiçbir zaman 5'e eşit olmaz.
İşte 4 6 eksi 2'dir. 6 eksi buradaki 6 hiçbir şekilde 2 üzeri n olmaz. 6 8 eksi 2'dir. Evet, 2 üzeri n eşittir 8 olabilir. Yani n eşittir 3 olursa. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Yani A eşittir 6 olabilirmiş. Sıradaki sorumuz. Px artı 7 polinomunun Px eksi 7 ile bölümünden kalan 4x eksi A'dır. Px eksi 8 polinomunun Px artı 7 ile bölümünden kalan Bx eksi 12 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada ben Px artı 7'yi Px eksi 8'e böleceğim. Böldüğümde de bu aynı polinomlardan bahsediyoruz ve baş katsayısı da mutlaka aynı olacaktır. Yani şöyle diyelim. Mesela x üzeri 4 artı x kare artı 5'i ne bileyim x eksi 8 de demişti. Yine x üzeri 4 artı 3x kare artı 8 gibi bir şeyler gelecektir. Ama sonuçta kaç kere var dediğimizde bir kere var diyeceğiz. Ondan sonra da bu işlemi yapacağız. Yani şöyle diyelim. Px artı 7 polinomunu bölersek Px eksi 8 polinomuna mutlaka bir kere vardır. Kalan da 4x eksi a imiş. Sonrasında Px eksi 8 polinomunu Px eksi 8 polinomunu bölersek Px artı 7 polinomuna mutlaka yine bir defa vardır. Buradan da çıkardığımızda ne kalıyormuş? Bx eksi 12 kalıyormuş. Şimdi arkadaşlar biz normalde bununla bunu çarparız. Bununla bunu çarparız. Şuraya yazalım. Bununla bunu çarparız. Px artı 7 yazarız buraya ve bunu çıkarırız. Şurada kalan ifade dikkat ederseniz bakın kalan ifade Px eksi 8 eksi Px artı 7 olur. Aynısını burada yaptığımızda bununla bunu çarptığımızda Px eksi 8 olur. Ve burada kalan ifade de Px artı 7 eksi Px eksi 8 olur. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bu ifadeyle bu ifade birbirinin zıt işaretlisi. Yani buradan anlaşılacak sonuç kalanlar birbirinin zıt işaretlisi. Birincide kalan neydi? 4x eksi a idi. İkincide kalan da bx eksi 12 idi. Bunlar birbirinin zıt işaretlisi. O zaman işaretle yani birini eksi 1 ile çarpıp eşitleyelim. Ben bunu eksi 1 ile çarptığımda eksi 4x artı a eşittir bx eksi 12 olur. Buradan b'nin eksi 4'e a'nın da eksi 12'ye eşit olması lazım. A eşittir eksi 12. B de eşittir eksi 4'müş. Bizden a artı b topladığımızda eksi 16 sonucunu istiyor. Gerçekten bence güzel. ÖSYM'nin mantığına da uygun bir soru olmuş. Umarım faydalı olmuştur deyip diğer sorumuza başlayalım. Bir Px polinomunun x kare eksi 5 ile bölümünden kalan 2x eksi 3 olduğuna göre p kare x polinomunun x kare eksi 5 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu polinomlarda bölen kalan meselelerinde aslında şöyle düşünün. Mesela ben 10 ne diyelim 13'ü 5'e böldüğümde kalan nedir? 3'tür. Şimdi ben şöyle yapsam 13'ün karesini 5'e böldüğümde kalan nedir desem biz hatırlarsanız bölünebilme konusunda 13'ün karesini almadan direkt 3'ün karesini alır. 9. 9'u 5'e bölerdik ve 4 kalırdı. Burada da yapmamız gereken şey aynı şey. Ama hocam yani tutar mı böyle olur mu falan diyenler için. Yani önce bu kısa çözümü yapalım bir de uzun çözümü yapalım arkadaşlar. Kısa çözüm şu olacak. Ben kalanla işlem yapıyorsam bir daha getirelim şu yazdıklarımızı. Ben kalanla işlem yapıyorsam kalan 2x eksi 3 ise 2x eksi 3'ün karesini aldığımda 4x kare eksi 12x artı 9. Bunu ne yapacağım? X kare eksi 5'e böleceğim. 4 kere var. 4x kare eksi 20 olur. Bunları da taraf tarafa çıkardığımda eksi 12x artı 29 yani B şıkkı olur cevabım. Şimdi de bunun böyle olduğuna inanmayan arkadaşlar için uzun çözümü yapalım arkadaşlar. Yani böyle olduğunu bilen arkadaşlar da dinlesin. İspat gibi bir şey olmuş olur. Pekala. Px polinomunu x kare eksi 5 ile böldüğümüzde kalan 2x eksi 3'müş. Yani
Ben px polinomunu bölmüşüm x kare eksi 5'e. Bölüm şöyle bir qx polinomu olacaktır. Fakat kalan 2x eksi 3 olacaktır. Şimdi ben tekrardan buradan tersten giderek px polinomunu yazacak olursam px eşittir x kare eksi 5 çarpı x kare eksi 5 çarpı qx artı 2x eksi 3 olur. Şimdi p kare dediğimiz polinom, p kare x dediğimiz polinom bunun karesini alacağız. Birincinin karesi. Yani x kare eksi 5 çarpı qx'in şöyle belirgin olsun karesi. Sonrasında artı 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani x kare pardon 2 çarpı deyip tekrar ediyoruz. X kare eksi 5 çarpı qx yani birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani ikinci de 2x eksi 3. Sonrasında da ikincinin karesi artı 2x eksi 3'ün karesi olacak. Pekala. Şimdi p kare polinomu buymuş arkadaşlar. Şimdi ben bu p kareyi neye böleceğim? X kare eksi 5'e böleceğim. X kare eksi 5 çarpanı burada olduğu için bunu hiç işleme almama bile gerek yok. X kare eksi 5 çarpanı burada da olduğu için bunu işleme almama bile gerek yok. Ben kalanı merak ediyorum. Bölümü değil. Dolayısıyla ben direkt bunu işleme alırım. 2x eksi 3'ün karesi de 4x kare eksi 12x artı 9 olur. Bunu da yine x kare eksi 5'e bölersem 4 kere var. 4x kare eksi 20 oldu. Çıkardığımda da eksi 12x artı 29 olarak buluyoruz cevabı. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. N bir doğal sayı olmak üzere px eşittir. X üzeri 4n eksi 5x üzeri 2n artı 1 artı 4x eksi 6 polinomunun x küp eksi x ile bölümünden kalan rx olduğuna göre rx polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan rx polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan demek arkadaşlar r3 demek. Biz r3'ü merak ediyoruz. Şimdi burada n doğal sayı olmak üzere yani biz n yerine 1 alsak, 2 alsak, 3 alsak, 5 alsak veya 0 alsak çok da önemli bir şey olmayacakmış. Yani sonucu etkilemeyecekmiş. Dolayısıyla biz burada n'ye değer verelim. Biraz kurnazlık yapalım. Biraz çamura yatalım. N'ye değer verelim. Şimdi n'ye değer verdiğimizde x üzeri 4 eksi 5x küp artı 4x eksi 6 oldu bizim px dediğimiz polinom. Biz bunu x küp eksi x'e böldüğümüzde kalan rx oluyormuş. Şimdi x küp eksi x'e ne bileyim bakkal bölmesi de yapabiliriz. Veyahut da x küp eksi x eşittir 0 dersek x küp ördüğümüz her yere x de yazabiliriz. Şimdi burada x üzeri 4 x küp çarpı x'tir. Eksi 5x küp artı 4x eksi 6. X küp gördüğümüz her yere x yazarsak buradan x çarpı x x kare. Buradan da x küp gördüğümüz yere x yazarsak eksi 5x artı 4x eksi 6. Ne yapıyoruz? X kare eksi x eksi 6 oldu. Bizden bunun yani r3 bu kalan arkadaşlar. Rx polinomu. Rx dediğimiz polinom buymuş. Bizden r3'ü istiyor. Koyalım 3'ü yerine. 9 eksi 3 eksi 6'dan 9 eksi 9'dan 0 olur bizim cevabımız. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Px eşittir. X üzeri 2003 eksi 2002 çarpı x üzeri 2002 eksi 2003 çarpı x üzeri 2001 artı 2 polinomu veriliyor. Buna göre Px artı 2002 polinomunun katsayılar toplamı. Bir polinomun katsayılar toplamını bulurken x yerine 1 yazarız. 1 yazdığımızda P1 artı 2002 P2003 ifadesi bize soruluyor arkadaşlar. Şimdi şu polinomu keyfimize göre bir düzenleyelim. Bakın ben bu polinomu x üzeri 2001 parantezine alırsam x üzeri 2001 parantezinde buradan x kare gelecektir. Buradan eksi 2002x gelecektir. Buradan da eksi 2003 gelir arkadaşlar. Şimdi bu da çarpanlarına ayrılır. X'e x, eksi 2003'e 1 olur ve çapraz çarptığımızda da ortayı verir. Yani bu polinom şurada artı 2'miz duruyor tabii ki. X üzeri
x üzeri 2001 çarpı x eksi 2003 çarpı x artı 1 artı 2 olacak. Bu bizim px dediğimiz polinom arkadaşlar. Bizden p2003 soruluyor. X yerine 2003 yazarsak dikkat edin burada 2003 eksi 2003'ten 0 olacak. Sonuç olarak da bize artı 2 kalacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. N pozitif tam sayı olmak üzere px polinomu veriliyor. Px polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan arkadaşlar şu ifadeye dikkat edin. Yani x kare artı x artı 1 ifadesi bizim için önemli. Limit, türev, integral buralarda da çok karşımıza çıkacak. Bu bir puzzle'ın bir parçası olarak görülebilir. X kare artı x artı 1 eşittir 0 dediğimizde ben hem sağ tarafı x eksi 1 ile çarpar hem de sol tarafı x eksi 1 ile çarparsam bunu çarptığımızda dikkat edin x küp eksi 1 açılımı eşittir 0 oldu. Eksi 1'i de karşıya atarsak x küp eşittir 1 olur. Yani x küp gördüğüm her yere 1 yazabilirim. Şimdi şu px'i bir ele alalım. Px eşittir 3 çarpı x üzeri 12n çarpı x üzeri 5 artı x küp artı 1. Şimdi dikkat edin burada ne var? X küpün bir çarpanı var. Şöyle yazılabilir mi? X küp üzeri 4n diye yazılabilir. Bu da 1 alınır. X üzeri 5 de x küp çarpı x kare diye yazılır. Bu da 1 alınır. Burada x kare kalır. Yani bunlar 1. Ne oldu? 3x kare artı x küp yerine yine 1 yazıyorum. Burada da 1 var. 3x kare artı 2 oldu. Yalnız ben bunu x küpe bölmüyorum. Neye bölüyorum? X kare artı x artı 1'e bölüyorum. Bölelim. X kare artı x artı 1'e böldüğümüzde 3 kere var. 3x kare artı 3x artı 3 çıkardığımızda da bunlar birbirini götürür. Eksi 3x eksi 1 yani E şıkkı olur bizim cevabımız. Sıradaki sorumuz 3. dereceden bir px polinomu x kare artı 2 ile tam bölünebilmektedir. P0 eşittir P1 olduğuna göre px artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan x eksi 2 eşittir 0 dediğimizde x eşittir 2 alıp buraya yerine yazdığımızda P2 artı 1 yani biz P3'ü arıyoruz arkadaşlar. Şimdi polinomu bir yazarsak kapataslak 3. dereceden bir polinom ve x kare artı 2 çarpanıymış. Yani Px muhtemelen şöyle bir polinom. Px eşittir x kare artı 2 çarpı ax artı b şeklinde olması gerekiyor. P0 P1'e eşitmiş. Hemen x yerine 0 yazdığımızda burası 2, burası da b olacak. Eşitmiş. X yerine 1 yazdığımızda burası 3, burası da a artı b olacak. O zaman 2b eşittir 3a artı 3b'den b'yi karşıya a'yı buraya attığımızda b eşittir eksi 3a olur arkadaşlar. Şuradan bunları bir silelim. B yerine eksi 3a yazalım. Eksi 3a yazdık. Pekala. Şimdi bize ne soruyordu? P3 soruluyordu. P3 eşittir 9 artı 2 11 çarpı 3a eksi 3a yani 0. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı yani 0 olacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım sorularımızı beğenmişsinizdir. Hepinize faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.